derbilerde izlediğim en iyi deplasman performanslarından bir tanesiydi. Kadıköy'de izlediğim Fenerbahçe'ye karşı belki de en iyisiydi deplasman performansı olarak. 2000'li yılların başından 2010'una kadar Fenerbahçe kendi evinde oynadı. Başta Galatasaray maçı olmak üzere neredeyse bütün maçları 3 puan yazabiliyordu kafadan Fenerbahçe taraftarı da. 2010'dan sonra o iş biraz yenilmemeye doğru ve 0 puan yazmaya doğru gitti. Ve bence Fatih Hoca da bunu biraz bu sezonun görüntüsüyle birlikte iyi analiz etmiş. Baskıyı kendi oyuncusunun üzerinden almış. Ki yabancı oyuncu sayısının artması bu baskının da azalmasına sebep oluyor. Türk oyuncusu biraz daha özellikle Kadıköy'de ilk golü yedikten sonra biraz daha eli ayağı titremeye başlıyor. Ama yabancı oyuncuların öyle bir kaygısı yok. Çünkü kariyerini bitirip ülkesine gidecek. Ama Türk oyuncu burada ya teknik direktör ya işte yorumcu ya da başka bir hayatta devamlı hatırlatılacak ona bu. O yüzden bu baskı biraz daha Fenerbahçe'nin üzerindeydi. Dördüncü dakikada gösterdi. Yani maçın fragmanı Onyekuru'nun ilk pozisyonuydu. Ne yaptı? Önde baskı, orta alanda baskı daha doğrusu. Önde bile değil, orta alanda baskı. Hızlı kazanılan top, ters top. Onyekuru'nun koşusu. Zaten hoca da şunu görmüş. Jailson ağır. Isla biraz daha hızlı ama Onyekuru'ya yetişebilecek bir oyuncu değil. Offside'in limitine takılsa zaten Onyekuru'ya atılacak her top tehlikeli olacak diye düşünmüş ki. Yemeğin hiç beni defasın arkasına top atın demiş zaten. Doğrusu da buydu yani Fenerbahçe'yi alt etmek için. Demek ki böyle bir plan yapmak yeterli oluyor. Maçın genelinde disiplinden çok az koptu Galatasaray. Bunda hani söylemekte fayda var. Deplasmanda geriye düşmesine karşın maçı çevirebileceğini gösterdi ve çok ciddi bir hazırlık içinde gelmişler. Yani sadece taktiksel hazırlıktan bahsetmiyorum, inanç açısından da. Yani Adem Büyük sorusu soruldu Fatih Hoca'ya maç sonunda. Adem'i neden oynatmadım, ondan bu maçta neden verim almadım o biliyor. Adem aslında bu takımın en önemli oyuncularından birisi ama işte bu maçta oynatmamayı tercih ettim demesi oyunculara üzerindeki hakimiyeti ve onlara ne kadar kendi planına inandırdığını gösteriyor Fatih Hoca'nın. Geçtiğimiz günlerde de bahsetmiştim. Artık hani disiplin seviyesi başka bir noktaya kaydı. Belirli jenerasyonlarda artık genç oyuncularda özellikle ikna etmen gerekiyor. Fatih Hoca oyuncularını ikna etmiş. Yani Ömer Bayram'ın iyi oynayabileceğine ikna etmiş. Adem Büyü'yü iyi oynayabileceğine ikna etmiş. Bazen Adem'den verim alabileceğine ikna etmiş. Ahmet Çalık'ı soktuğunda verim alabileceğine ikna etmiş. İki teknik adam arasında dün özelinde ama sezon özelinde de bakarsak oyuncu bazlı değerlendirme yaptığımızda Fatih Hoca'nın önde olduğunu görebiliriz. İlk yarının belirli dönemlerinde ben Fatih Hoca'yı eleştirmiştim. Evet formsuzdu bazı oyuncu değişiklikleri ya da oyuncu tercihleri hakkında. Ama ikinci devrenin başından itibaren daha iyi, çok daha iyi. Ve defolarını törpüleyen, duran toplarda daha etkili olan hem savunmada hem hücumda bir Galatasaray var. Bu konuda hakkını teslim etmek lazım ki bence en önemli oyuncusu mücadelede yokken. Yani Mario Limina'nın hem savunma açısından hem de oyunun ilk rampası, oyun kurarken ilk rampa olma açısından çok büyük bir önem arz ettiğini herhalde herkes kabul eder. Fenerbahçe kısmına geçecek olursak. Fenerbahçe'nin hala bir sol beki yok aslında. Bu maça da yarım bir sol bekle çıktı. Çünkü alternatifi olmadığı için sakatlıktan yeni çıkan sol bekini kullanmak zorunda kaldı. Hala bir orta saha oyuncusuyla defansın göbeğinde mücadele ediyor. Yani Zankas'ından Ramis'ine, Sadık'ına, Serdar'ına. Şimdi unuttuğum birkaç tane daha stoper vardı. Şimdi de Falet sağlıklı olmasına rağmen. Yine hala bir orta saha oyuncusuyla oynuyor ki o maçın belirleyici unsurlarından birisi oldu. Hala bir kanat oyuncusu yok alternatif olarak. Geri Rodriguez sakatlandı, Victor Moses gitti. Hala 5-6 tane birbirine benzer özellikle saha içerisinde orta saha oyuncusuyla oynuyor ki kazanmak zorunda olduğu maçta. Gibi gibi birçok, yani Fenerbahçeliler der ki işte bize karşı, federasyonda karşı, Sayın Başkan öyle inanıyor. Bize karşı bir oluşum var, kumpas var. Öyle bir şey varsa da açıkçası Fenerbahçe yönetim anlayışıyla da bu kendi aleyhine yapılan uygulamaları ister istemez destekliyor demeyeceğim ama ister istemez yani başarıya ulaşmasını çok daha kolaylaştırıyor. Çünkü yönetimsel olarak da ciddi problemleri var.